İyi akşamlar Cüneyt dostları. Yine her zamanki saatimizde buradayız. Aradan bir hafta geçti biliyorum. Belki uzak, belki yakın. Belki de yüksek, belki alçak. Bir uzun hafta sonunda yine beraberiz. Yine çok güzel şiirlerimiz var. Yine bizi sürükleyecek, uzak diyarlara götürecek. Belki Miami sahillerine, belki de Afganistan'da gerilla savaşının ortasına. Neler neler yaşayacağız bu akşam. Bu akşamki konumuz çok zor şartlar altında bulunan, çok zor yerlerden gelen, siz sayın gönül dostlarımızın isteği üzerine kırmadı bizi sağ olsun. Geldi, o kadar işini bıraktı. Sayın Adem Aydın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum tüm dinleyenlerimize. Ben güzel bir şiirle başlıyorum. Ahmet Atilla Refik Paşa'nın şiiri bu. Kaybolan sabahların ardından gelen yüksek uzun kuş sesleri şiirin adı. Son sesi. Bir gün doğar. Bir güneş batar. Bir yorumlardır gökler dikip seni anan yatar. Oysa senin ismini yazmaktan bir yorum var. Ve ayın karanlığında hoş bir seda edin o kusmaktır. Ve kusmaktır bir arın kokusu. Hiçbir zaman belki duyamayacağımız uzaklardandır. Ve uzaktan gelen kuşların hoş sesi. Martılar denizde su içerken timsahların gözyaşları yalancıymış yani. Yine anlattı bizi. Şimdi Sayın Adem Aydın'dan siz gönül dostlarımız için çok güzel kendi şiiri. Kitabını da okudum bugün. Kitabı da çıktı ayrı. Pardon çıkmış mıydı? Yarın. Yarın ihtimalle basıma çıkacak. Evet yarın çıkıyor. Onur Basın Evleri'nin basınlandığı basın fakültesinin basın katında çıkacak. Birinci baskısı bu. 2 milyon adet üretiyorlarmış siz gönül dostları için. İkinci basın geliyor. İşte kendi kitabımdan bir şiirini baş başa bırakıyorum size. Buyurun Adem Bey. Teşekkür ederim. Size son eserim İstanbul'dayken adlı eserimi seslendirmek istiyorum. Yine o günlerde vardı ki sabahleyin kalktığımızda güzel güzel elimizi yüzümüzü yıkadığımızda ondan sonra üzerimizi giyindiğimiz zamanlarda işte o günler, o günler. Kapıya ilk çıktığımızda dışarıda çöpçüleri görürdük. Dışarıdaki çöpçüler bana bakardı, ben çöpçülere bakardım. Fakat bir farklılık vardı, benim bir eksiğim vardı. Bu eksiğim ne olabilirdi? Tabii ki ben size söyleyeyim, bu eksiğim sigara içme işimdendi. Elimi cebime attığımda ilk elime gelen şey neydi biliyor musunuz? Sigaraydı. İçinden bir tane aldım ve güzel güzel yaktım. Çöpçüler bana bakarken arasından sıyrılan kel bir çocuğu gördüm. Çocuğun saçları kazınmıştı. Yaşları 22-23 civarındaydı. Yanına yanaştım. Arkadaşım bana bakar mısın dedim. O da bana baktı. İsmin nedir dedim. Benim dedi ismim dedi Dursun dedi. Soy ismin nedir dedim. Uçar dedi. Peki abi sen neden soruyorsun bana? Ben soruyorum. Karşılıkları bulmak istiyorum. Bana kısık bir sesle benim abim yok abi dedi. Benim abim yok abi. Benim annem yok abi dedi. Üzülme Dursun dedim. Sen de kel saçlarla gideceğin yer anca Marmara Üniversitesi olur dedim. O da beni dinledi. Ama bu kadar güzel geçen günlerin ardından kısaca bir ömür gitti. Sonunda ölüm geldi. Ölüm anında melekler o güzel kişiye yaklaştılar ki bu arada şiir bitti. Teşekkür ediyorum tüm dinleyenlere. Gerçekten ne güzel bir eser. Tabii sizleri de duygulandırmak istedik. Acziyetimiz yani Allah karşısında
çoktur. Sizlere güzel bir eser dinlettiğimizi varsayıyoruz. Fatih kardeşime devrediyorum. Adem'i dinledik. Ben bu şiirle 20 sene öncesine gittim. Kel çocuk deyince bende bir kel çocuk anı var, anısı var. Siz gönül dostlarını o zamanlarda tanımıyorum. Üniversite yıllarında. Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Tıp doktorluğu. Master bölümü. 8. sınıf öğrencisiyim o zamanlar. Bir tane kel çocuk geldi. Abi dedi, benim dedi kafamız neden kel? Dedim adın ne? Hasan dedi. Ha Hasan kel, ha kel Hasan dedim. O söz de bana aittir, altını çizmek istiyorum. Yıllar işte bunu paylaşmak istedim siz gönül dostlarıyla. Bir telefonumuz varmış, Reji'den arkadaşımız diyor. Şemsettin Kuşbatı. Evet. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gönül Dostu programına çıkmaktan şeref duyuyorum. Şemsettin Bey, Ağrı'dan evet. Katılıyorsunuz. Evet, Ağrı'dan. Aslancar'dayım. Asker misiniz? Yok, Aslancar'dayım. Aslancar'dasınız. Tamam, anladım. Anladınız mı siz onu? Bir sorunuz var mı ya da evet, bir sorun var. Evet, sorun. Fatih Bey, eserlerinizi kaç yılında başladınız yazmaya? Ben 1978'in baharında başladım. Bahar şiir ayıdır bildiğiniz gibi. Sevdiğiniz kızın ismi Bahar mıydı? Sevdiğim kızın adı... Hayır, Allah hidayet etsin. Çok güzel bir kız vardı. Boş verin, o bende kalsın. Niye sizde kalıyor Fatih Bey? Benim sevdiğim bende kalacak tabii. Sende kalması uygun değil herhalde. Güzel bir şarkı var hatırlarsanız. Sende kalsın, bende kalsın. Yok bende kalsın. Şemsettin de labalin şimdi şeyi yok yani şu an. Abim veriyorum. Tabii. Alo. 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 İyi akşamlar. Alo. Alo. Abimi veriyorum. Alo. 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 Orası 695.855.955 değil mi? Şey, evet. Ben Şemsettin Kıllık Yamir. Kardeşiniz adı da Şemsettin, sizin de Şemsettin. Babam isimlerimiz aynı varmış. Yani sizin soyadlarınız farklı. Aga, kimsin sen? Pantol yok bizde yalnız. Aga, pantol var mı pantol? Hayır, beyefendi bize şiir var. Şiir oku o zaman aslan. Tamam, istediğiniz bir şiir var mı? Diyarbakır dağlarına. Tamam. Diyarbakır dağlarına çıkacağım. O kadar. Tamam. Teşekkür ederim. Yeter öyle. Benimle adam akıllı küfürleş. Adamı hasta etme Fatih Bey. Hadi hayırlı akşamlar.